Evimizde tarihi parçalarımız var. Tabii yabancı devletlerin, işte Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ odaları yine çok ilgiler çekiyor. Kırklareli Belediyesi ile Trakya Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Türkiye, Yunanistan, Karadağ ve Bulgaristan'ın ortak kültürel değerlerinin sergilendiği Ali Rıza Efendi Kültür Evi yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor. Yaklaşık 2 ay önce kentin ilk yerleşim yeri Yayla Mahallesi'nde açılan Ali Rıza Efendi Kültür Evi'ndeki her odada Kırklareli'nin isminin Rozengrad ve Saranta Ekslesyası olduğu dönemlerde kullanılan eşyalar sergileniyor. Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaklaşık 2 ay önce açılan kültür evine yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Kültür evini yaklaşık 6000 turistin ziyaret ettiğini belirten Kesimoğlu, bu sayının daha da artacağına inandığını dile getirdi. Kültür eviyle Balkanların tarihi ve kültürel özelliklerini bir arada yaşattıklarını vurgulayan Kesimoğlu, Yunanistan, Bulgaristan ve Karadağ ile Kırklareli'nin tarihi, kültürel birlik ve beraberliğinin bulunduğunu kaydetti. Kesimoğlu, kültür evinin görülmeye değer olduğunu ifade etti. Kültür evi sorumlusu arkeolog Tahsin Aldemir ise, kültür evinde en çok ilgiyi Türk mutfağının gördüğünü söyledi. Aldemir, 4 ülkenin ortak kültürünün sergilendiği kültür evine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, mekanda yaklaşık 1500 eserin sergilendiğini kaydetti. İçinde bulunduğumuz oda Bulgaristan odası. Yine aynı kat üzerinde Yunanistan ve Karadağ odaları var. Diğer odalarda da, 4 odamızda da Türk kültürünü yansıttık biz. Ayrıca Fatma Efe teyzemizin de bir odası mevcut. Dediğim gibi ziyaretçilerimizin ilgisi çok güzel. Atatürk evi, aynı zamanda Ali Rıza Efendi Kültür Evi'nde ziyaretçilerimizi ağırlamaktayız. Evimizde en çok tabii Türk mutfağı çok ilgi çekiyor. Çünkü orada çeşitli envanterlerimiz mevcut. Enteresan parçalarımız var, tarihi parçalarımız var. Tabii yabancı devletlerin, işte Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ odaları yine çok ilgiler çekiyor. Çünkü hepsinin bir yaşanmışlığı var, hepsinin bir hikayesi var. İşte bu odada bir ikon, Kavak'ta doğmuş bir vatandaşımızın Sosopol'a göç ederken götürmüş olduğu bir ikon var Bulgaristan odasında. Yunanistan odasında söylemiş olduğum gibi 1920 yılında Rum bayanın evlendiğinde burada giymiş olduğu gelinliği var. Rum askerinin giymiş olduğu çizmeleri var. Hepsi otantik parçalar, Kırklareli ile bağlantılı parçalar. Burası Yayla Mahallesi artık bir kültür hazinesi oldu. Kültür dokusunun işlendiği bir yer oldu. Atatürk evi olsun, Ali Rıza Efendi Kültür Evi olsun. Vatandaşlarımızla çok güzel diyaloglar içerisindeyiz. Vatandaşlardan Burak Demir ise ailesiyle kültür evini gezdiğini ve çok beğendiğini söyledi.